Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki araba ağırlıklı olmak üzere birçok işinize yarayacak video çekip atmaya çalışıyorum. Hatta çoğunda beni siz yönlendiriyorsunuz. Sağ olun, girmeyeceğim işlere sokmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle isteklerinizi biraz azaltın lütfen. Çok şey istiyorsunuz. Hepsini yaparsam araba bildiğiniz zaten gazino gibi olacak. Mümkün olduğunca sizi de beni de falan ortalayıp o şekilde videolar atmaya çalışıyorum. Asıl konum şu. Bazı form sayfalarında videolarımı siliyorlar. Sponsor abilerimiz öyle istiyormuş sanırım. Tam bu şekilde söylemediler ama tahmin ediyorum. Ben de şu şekilde başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bir önceki aracım Opel Corsa'ydı. Turbosunda sıkıntı çıkmıştı. Ustaya gittiğimde bana ne dese beğenirsiniz, binecek misin dedi, satacak mısın dedi. Abi dedim, ne alaka, binecek misin, satacak mısın? Şimdi bineceksem ona göre yapacakmış, bozulmayacakmış. Satacaksam ona göre yapacakmış. Hani kısa vadeli, her an bozulabilir şeklinde yapacakmış. Ona göre tabii ki daha az para alacakmış. Dedim ki, abi dedim, kendin dedim bir araba almaya kalksan, sana bu şekilde binecek değil de satacak şekilde turbolu gelse hoşuna gider miydi? Dedim, bırak Allah aşkına dedim ya. Sen dedim bu niyetle, bu kalple dedim burayı fazla işletemezsin. Hadi bana eyvallah, çıktım. Bu seferki Astra'mda gelen olayı anlatayım. Jantları boyarken bijonu kırdım. Şimdi dediler ki bana, işte sanayide bir tane usta var. Git ona. Seni yönlendirecek. Gittim, dedim abi böyle böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Daha önce de bir arkadaşım gelmiş. Yardımcı olmuşsunuz falan. Tamam dedi. Bijonun olduğu yeri komple söktü. İşte bu çıkmaz dedi. Bunun dedi kaynakçıya gitmesi gerekiyor dedi. O rot başının orada komple mekanizmayı falan da söküp git dedi, bunun dedi kaynakçıya götür dedi. Hemen arkada yerini de verdi. O sana yardımcı olacak dedi tekrardan. Gittim işte. Ondan sonra sağ olsun kaynakçı abi uğraştı. Çıkarttı. Bu arada bijonunuz kırıldığı zaman direkt kaynakçıya gidin. Neyse, ondan sonra kaynakçıdan aldım. Tekrar getirdim mekanizmayı. Abi sağ olsun rot başını bir taktı. Tak. Direksiyonu döndürüyorum. Boşalıyor. 3 kere yerinden çıktı. Dedim abi dedim, bak İstanbul'a gideceğim. Hani düzgün takalım artık. Bilmiyorsan da dedim söyle, ben ona göre bir yere gideyim falan. Yok yok dedi, ben halledeceğim falan filan dedi. Ondan sonra birkaç yere daha uğradı kendisi. Bir şeyler yaptı. Bir parça getirdi. Taktı. 1,5 aydır falan sürüyorum. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra tabii ki anladım ben. Adam söktü. Biraz sesimi çıkartmadım. Çünkü çok sevdiğim bir tanıdık vasıtasıyla yönlendirilmiştim oraya. Hani böyle böyle bir sıkıntı çıktı demek istemedim. Ama o adam söküp gönderdi ya beni. Zaten kaynakçıya ben gitseydim tekerleği söküp ve oraları çıkartmadan direkt kırık bijonu çıkartabilecekti. Yani bu şekilde insanlar çokken form sayfalarındaki abilerimiz bize kızıp da işte şey yapmasınlar. Öncelikle herkesi bir dürüstlüğe bir alıştırsınlar. Herkes bir dürüst usta olsun. Güvenilir bir usta olsun. Ondan sonra bana desinler ki sen taktikleri verme, tiyoları verme. İşte mesela bu en son videomda da şey attım. Bu bayağı bir yararlı olacağını düşünüyorum onu. Yukarıya da hemen koyayım linkini. Bakın. Bilgisayara bağlamadan arabanızdaki hataları öğrenebiliyorsunuz. Yani ne güzel işte. Şimdi kimin ustası var? Hakikaten öyle. Denk geliyorsunuz. Bilgisayara bağlattırıyorsunuz. Ne varsa at abi cebinden diyor. Allah razı olsun ondan. Tamam, ne varsa atıyorsun. Hani çok bir şey de yapmıyor. Kimi usta var diyor ki, ben diyor arıza tespiti yaparım. 50 liranı alırım, 100 liranı alırım diyor. Al işte. Ne olacak? Yani bu kadarcık basit bir şey için, kendi arabanla çözebildiğin bir şey için o kadar parayı verdirtecek misin? Hiç gerek yok. Neyse arkadaşlar. Takipte kalın. Başka da bir şey istemiyorum zaten. İyi günler hepinize.